Dilan o ne ya? Niye dil çıkartıyorsun bunun Dilan? Allah Allah. Hoca dil çıkartılır mı kız? Hoca dil çıkartılır mı Allah aşkına? Allah'ım ya. Hadi bakalım. <laughs> Durdunuz aydın. <laughs> Bakalım yani evdeyken ya ne yapalım? Devam inşallah. Yani bu bağlamı toparlamış olduk tamam mı? Aşağı yukarı dershane buralardaydım ben dershanede. Birkaç sınıfta Cumhuriyet tarihine başlamıştım. Nasipse işte şu demokratik, demokratikleşme bitirdiğimiz zaman arkasından da Cumhuriyet tarihiyle yola Hadi devam edeceğiz bakalım. Asuman Köse merhaba. Taner Hocam saygılar sevgiler hoş geldin nasılsın? Kocaeli Murat eğitimdeyim. Kocaeli Murat eğitimde. Aa canar Evet haklısın. Öyle den geldi ya. Ne diyeyim. Siz iki dakika bir alkışlayıp gelirsiniz madem ders esnasında ya. Vallahi öyle den geldi bu defa. Ee, öyle oldu. Ne diyeyim. <laughs> Hadi bakalım. Haydi o zaman bakın şimdi. Kardeş haydi. Haydi. Osman'da demokratikleşme diyorum değerli kardeşlerim. Bakın bakın. Ee, şöyle söyleyeyim yani bu e, her yiğidin yoğurt işi. Her yiğidin yoğurt işi. Birçok kaynak ve birçok değerli zümrem alıyor ikinci Mahmut'a ne var ne yok konuşuyor. Abdülmecit diyor kurumsal ıslahatlar efendim söyleyeyim tanzimat fermanı ıslahat fermanı. Ben görevi başladığımdan beri bunu bir tematik mantıkla Ayrı el almaktayım. Kurumsal ıslahatları önce vermekteyim. Arkasından da bir bütünsellik addetmesi nedeniyle e, demokratleşmeyi ayrı bir başlık olarak sunmaktayım. Kitabımda da benim yıllardan beri böyle. Ve Milletin Bakanı'nda en son güncellemesinde bu formata kaydı biliyor musunuz? Milletin Bakanlığı 11. sınıfı kitabında. Osman'da demokratiteşme başlığı altında böyle sunum yapıldı. Yani milletin Bakanlığı bile beni takip ediyor dermişim. Bunu diyenler var. MEP'te çalışmadığı halde milletin Bakanlığı'na kitap yazdığını, soru yazdığını söyleyenler var. Son derece komik durumlar var maalesef piyasada. Buna hiç gerek yok. buna hiç gerek yok. Bu bir tarzdır. Bu sene Milliyetin Bakanlığı kitabını yazan arkadaşlar da böyle bir tarzı teveccüh etmişler. tevafuk oldu bu kadar tamam mı? Başka bir şey değil. Bu tamamen bir tarzdır. Ben demokratikleşmeyi kendi içerisinde bütünsellik adettiği için ayrı bir başlık halinde sunmaktayım. Ve görüyorsunuz öncelikle bir genel şablona bakacağız. Genel bir fotoğraf çekeceğiz sizlerle beraber tamam mı? Osmanlı'da demokratikleşme görüyorsunuz bakın lütfen bunları sırayla bileceksin kardeşim sened ittifak tansimat fermanı ıslahat fermanı birinci meşrutiyet ikinci meşrutiyet ve lütfen bunların tarihlerini de ezberlersen iyi olur. 1808'de senin ittifak, 1839'da tanzimat fermanı, 1856 hat fermanı, 1876 birinci meşrutiyet, 1908 ikinci meşrutiyet. Bilirsen iyi olur ama en azından sırasını bileceksin kardeşim, sırasını bileceksin. Çıkıp tabanı şunu sormayın hocam, birinci meşrutiyet mi önceydi? İkinci meşrutiyet mi önceydi diye sormayın. Yollarım saçınızı başınıza. Ha Allah Allah gözünü seveyim. Peki bu gelişmeler hangi padişahlar döneminde yaşanmış? Bakın burada padişahlarımın size bir güzelliği var. Senedi ittifak ikinci Mahmut. Fermanlar Mecit. Meşrutiyetler Hamid. Bu kadar araya başka bir padişah girseydi hatlar biraz karışırdı galiba. Değil mi? Senin ittifak mamut fermanlar mecit meşrutiyetler hamit zamanında ilan edilmiş hayata geçirilmiş. Küçümseme bunu. Çıkıp oradan yorum açsam muhtemelen yazacak bir arkadaş. Hocam bu kadar kolay soru gelir mi KPSS'de? Geldi. Beşini verdi hangi eşleştirme yanlıştır dedi. Islahat fermanı Abdülaziz diye verdi. Yanlıştır dediği için cevap o oldu. Anlıyor musun? Bakın bu kadar basit. O yüzden bunları hangi padişah hangisi imza atmış lütfen bil. Lütfen bil. Yanında işte kısmen ya ne bileyim yani ne bileyim burada işte Alemdar Mustafa Paşa ne bileyim senin ittifakın hazırlanmasında etkili olan bir sadrazanmış. Mustafa Reşit Paşa öküzü demokrasi kahraman diye geçer bizde tam bir İngiliz yalakasıdır. Tam bir İngiliz yalakasıdır. Dönemin İngiliz elçisiyle beraber hazırlayacak tanzimat fermanını Mustafa Reşit Paşa. Hürriyet kahramanı ne geçiyor Osmanlı'da? Birinci meşrutiyette ise genç Osmanlılar cemiyeti. Namı diğer Jön Türkler etkili olacak. İkinci meşrutiyette ise İttihat ve Terakki cemiyeti etkili olacak arkadaşlar. Bakın. Tamam mı? Bu gelişmelere imza atan padişahlarımız, bu gelişmelere padişahların yanında etkili olan kişi veya örgütler. Bu göze değerlendireceksin şablonu. Yanında Sened i̇ttifak. ittifak tamamen bir iç politik gelişmedir. Buna hiçbir şekilde Batı'nın etkisinden, Fransız-İsrail'in etkisinden falan filan bahsedemezsiniz değerli arkadaşlar. Tamamen iç politiktir. Onun dışında diğer gelişmelerde ise bakınız görüyorsunuz sanırım bir dış politik etken de rol oynayacaktır. Demokrasi hukuk, eşitlik, özgürlük bilmem ne hocam ne alakası var dış politikayla? Hatırlasana siyasal tarih sevgili kardeşim. Hatırlasana siyasal tarihi. Mısır olayını Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını bastırabilmek amacıyla İngiltere'nin desteğini almak için biz tanzimat fermanını ilan etmiştik aynı zamanda. Hatırlasana siyasal tarih kardeş 1856'da Kırım Harbi'nden sonra yapılan Paris Anlaşmasında Batılılar iç işlerimize karışmasın diye biz ıslahat fermanı ilan etmiştik. Kardeş hatırlasana... 93 Harbi öncesinde bir Balkan buhranından bahsetmiştik. Bir İstanbul Tersane Konferansı vardı. O konferansta benim iç işlerime batılar karışmasın diye meşrutiyeti ilan etmiştik. Kardeş, Reval'i hatırlamasın konuşmadım çünkü. Onu konuşmadım ama konuşacağız. 1908'de İngiltere ve Rusya'nın beraber bizim iç işlerimize karışmak için yaptığı bir görüşmeydi. O yüzden bakın altta bakıyor musun bak ana mantık bu. Yabancı devletlerin iç işlerimize karışması engellemek veya batının nesneni alabilmek için Osmanlı Devleti bu gelişmelere imza atacak değerli kardeşlerim. O yüzden peşinen şimdiden bilelim bunları tek tek konuşacağız. Tek de konuşacağız bunları. Ama Allah aşkına Tanzimat deyince Mısır olayı, Islahat Ferman deyince Paris Anlaşması, birinci meşrutiyet tersane konferansı, ikinci meşrutiyet reval görüşmeni aklına gelsin aklına gelsin. Mecid deyince fermanlar, Hamid deyince meşrutiyetler aklına gelsin. Birinci meşrutiyete genç Osmanlı, ikinci meşrutiyet iptal terakki aklına gelsin. Senin ittifakta hiçbir şekilde dış etken söz konusu değil, tamamen iç politik bir gelişme aklına gelsin diyorum. Dönemin genel bir fotoğrafıdır kardeş şu an ekranda gördüğünüz. Şimdi Şimdi bunları tek tek detaylandıralım değerli arkadaşlarım. Tek tek detaylandıralım. Bu kapsamda senedi ittifakla yola devam ediyoruz. Evet. İdeal tarte benzer şablon var ama bu akışla daha iyi düşündüğüm için ekrandan sizlerle paylaştım ben Osmanlı'da demokratikleşme trendini. Şimdi bu genel fotoğrafın üzerine haydi buyurun bakalım şu gelişmeler tek tek bakalım. Sen ittifak padişah efendimiz ikinci Mahmut'la ayanlar arasında ayanlar arasında imzalanan bir işbirliği sözleşmesi. Ayanlar kim? Aa 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 aa, aa. toprak ağaları. Ayanlar kim bunlar? 18. yüzyılda 1700'lerle beraber özellikle bu ayanlar devlet güç kaybettikçe taşrada güçlü güç kazanan nüfus sahibi aileler bunlar. Aileler. Ve bu güç kazanan aileler Zamanla devleti padişahı iplememeye başlıyor. Sancak beyini, subaşını, kadıyı takmamaya başlıyorlar. Hatta devlete vergi gönderilmesini, asker gönderilmesini dahi engelliyorlar. Devlet devlet olsaydı bu ayanları sallandırırdı. Ama maalesef devlet güç kalbi etişi bunu beceremiyor. İşte o konjonktürde 2. Mahmut'un sadrazamı olan Rus ayağını kendisi de bir ayan olan alemdar Mustafa Paşa ile II. Mahmut arasında pazarlıklar ve ayanlar adına yapılan pazartlar sonucunda ahanda bu senedi ittifak çıkıyor karşımıza. Görüyor musun? Bak 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 gözüne girsin. Farkında mısın? Hiçbir şekilde Batı'nın etkisinden bahsedemezsin burada. Tamamen ülke içerisinde bir güç kavgası ve güç paylaşımı. Senet ittifak. Senet ittifak. Peki ne var bu işbirliği sözleşmesinde? İşbirliği sözleşmesinde ne var? Diyor ki senet ittifak kardeş. Ayanlar padişaha bağlı kalacaklar. Padişah ve satır emirlerine uyacaklar. Ayanlar padişaha bağlı olacağı sözü veriyorlar. Bakın Ayanlar bu sözleşmeyle artık padişaha bağlıysa bu padişahım gücünü merkezi otorite arttırmaz mı arkadaşlarım? Beni iplemeyen, beni takmayan ayanlar senedi ittifakla devlete bağlı olma sözü veriyorlar. Bu sayede onların bağlılığını elde ederek merkezi otoriteyi güçlendirmek isteyecek ikinci Mahmud. Peki bunun bir bedeli olacak. Nedir o bedel? Bir kere o bedel senin ittifakla ayanların asi olan bir anlamda. O ayanların resmi statü kazanmış olmasıdır. Ayanlar artık padişah adına devlet adına görev yapacaklar. Ve ayanlar görev yaptığı yaşadığı yerde vergi ve asker toplayacaklar. Bakın. Burada film kopuyor. Burada film kopuyor kardeş. Vergi toplamak, asker toplamak, Allah aşkına kimin görevidir? Devletin. Devlet kimdir? Padişah. Padişah vergi toplama, asker toplama yetkisini kime devrediyor? Ayanlara devrediyor. İşte o nedenle canım, canım padişahın yetkisinin İlk kez sınırlandırıldığı belge hangisi olacak? Senedi ittifak olacak. Bu yorumun nereden çıktığını anlıyor musunuz bakın? Ayanlar padişah adına vergi ve asker topluyor. Padişahın o yetkisini ayanlar devre almış oluyor kardeşim. O yüzden bu ilk kez yetki sınırlandırmasıdır. Bu aynı zamanda ilk demokratikleşme yolunda atılan adımdır kardeşim. Anayasalcılık yolda atılan adım diyemeyiz buna. Anayasal diyebilmemiz için bir hukuk, hukuki bir belge olması lazım arkadaşlar. Ama bu demokratikleşme yolunda atılan ilk adım denebilir. Çünkü öyle veya böyle bir şekilde padişahın yetkisi sınırlandırılmış oluyor senet ittifakla. İlk adım demokratikleşmede. İlk kez yetki sınırlandırıldı. Bu yönüyle zaten hatırlarsınız. Senin ittifak bizde İngiltere'deki Magna Carta ile benzeştirilir. Magna Carta taa 1215'lerde İngiltere Kralı Yursuz John'un uyruklarına, halkına verdiği yetkiler ve haklardır. Bizde de fazla değil ta 600 yıl sonra 1808'de Senet ittifakla benzer bir durum gerçekleşecek. Bir şekilde padişahın yetkisi sınırlandırılmış olacaktır kardeş. Ha ben sana bir şey söyleyeyim burada canım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu senet ittifak yalan oldu. Yalan oldu. 7-8 ay uygulandı. Bana söyler misin? Bir şey soracağım şimdi. Bakın parantez. Hatırlıyor musun? Bu 2. Mahmut. 2. Mahmut. 2. Mahmut kendinden önce padişah olan 3. Selim'in kurduğu nizamı cedid ordusu dağıtılmıştı Kabahçı Mustafa ile. O nizamı cedidin yerine nizamı cedidin yerine 2. Mahmut'un kurduğu batı tarzı bir ordu vardı. Nizamı cedidin yerine tahta çıkar çıkmaz kurduğu batı tarzı bir ordu vardı 2. Mahmut'un. Um. İkinci Mahmut'un. <laughs> Eyvallah. Anayasa diyemem onu. Hukuk yok orada. Hukuk, halk belge yok orada. Bu konuda ee, vatandaşlık hukukçular dahi bir çelişki içerisinde ama daha çok tarih camiası bunu demokratikleşme diye kabul ediyor. Sekbanı Cedid. Sekbanı Cedid. Süper. Tamam. Kapattım yorumu. Şimdi bak bana. Bu Sekbanlı cildi Mahmut kurmuş. Sadrazam Asam Rusçuk Ayan Alemdar Mustafa Paşa. O araya çat sen ittifakta giriyor. O esnada bir anda Yeniçeriler bıdı bıdı yapıyor. Yeniçeriler bıdı bıdı yapıyor. İsyan ederek Sekbanlı Cedid'i dağıtmak istiyorlar. Bu Sekbanlı Cedid'e vesile oldu gerekçesiyle Yeniçeriler Sadrazam Rusçuk ayağınımız olan Alemdar Mustafa Paşa'nın konağını basıyorlar İstanbul'da. Yazık Alemdar Mustafa Paşa kendine bağlı askerlerle Yeniçeri'ye karşı aslanlar gibi savaşıyor. Sıkıyor, 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 sıkıyor. La bitmiyor Yeniçeri. Anlıyor ki, anlıyor ki paçayı kurtaramayacak. O zaman sarayın mahzenine doğru iniyor. Yeniçeri çekiyor. Et arkasından mahzene doğru. Mahzen tabi cephane, barutlar, marutlar bilmem ne. Ve yor ateşi ve muazzam bir havai fişek gösterisiyle havayı uçuyor koskoca saray. Alemden Mustafa Paşa'nın rahmetli olması beraber yanında yüzlerce Yeniçeri de rahmetli olacak. İşte Alemdar Mustafa Paşa rahmetli olunca ikinci Mahmut dönecek. Yahu yemişim diyecek senin ittifa. Yemişim senin ittifa diyerek o belgeyi atacak çöpe. Bir şey söyleyeyim ben sana. Uzun bir dönem biz anlattık bunu hep tarih boyunca. Hep anlattık da bu belgenin orijinal metni daha yeni bulundu. Biliyor musun? Bir 15 yıl kadar oldu. Daha yeni bulundu. Yani böyle bir belge daha yok telimizde. Yok telimizde. O yüzden bu senin ittifak Alemdarın rahmetli olması beraber uygulanamadı. Yalan oldu. Bu kadar konuştuğumuzda değecek bir çocuk şey yok. Sadece ne var? İlk defa padişahın yetkisi nerede sınırlandırıldı? Senedi ittifakta. Bu kadar. Bu kadar kardeş, bu kadar daha da dert eyleme diyorum. Ama hocam hayata geçmedi. E, evet hayata geçmedi de öyle veya böyle bir emsal oluşturdu. Emsal oluşturdu. Ne için emsal oluşturdu? Tanzimat fermanı için. Evet. Esas olan burada şimdi. Buyurun bakalım. Buyurun bakalım, buyurun bakalım. Evet, evet. Hürriyet kahramanı, hürriyet kahramanı Mustafa Reşit Paşa değil mi? Mustafa Reşit Paşa. Musta Şunu da kapatam, kafam bulanmasın. Mustafa Reşit Paşa değil mi? Hürriyet kahramanı aynı zamanda ne demiştik az önce? Öküz demiştik. Niye? Tam bir İngiliz hayranı. İngiltere'de, e, ferme söyleyeyim, elçilik falan yapan, dışarı bakanlığı yapan bir isim Mustafa Reşit Paşa. Onun girişimlerle hazırlanan bir belge. Bunun hazırlığı takılmayın takılmayın ama 2. Mahmut zamanında başlayacak. İkinci Mahmud'un bir anda Ansıl'ın ölümüyle de Abdülmecit kucağında bulacak bu belgeyi ve Abdülmecit'e ilan etmek nasip olacak. Nerede ilan edeceğiz? İstanbul'da Gülhane Parkı'nda. O yüzden ne diye geçiyor kaynaklarda? Gülhane hattı hümayun padişahım. Gülhane hattı. O ne? Tansimat fermanı. Peki neden buna ihtiyaç duyduk? Bak şimdi buraya. Niye ihtiyaç duyduk buna? Evet. Az önce genel şablonda anmıştık. Değil mi? Bak Mısır'ı unutmuyorsunuz. Mısır tamam. Eyvallah. Bunun için de bu ferman ile ben vatandaşlarıma tanıyacağım hakla hukuk ile kardeşim Avrupa'nın batıların iş işlerimize karışmasının önüne geçmek isteyeceğim. Aynı zamanda vatandaşlarıma ki gayrimüslimler de benim vatandaşımdır onlara vereceğim hak ile gayrimüslimlerin azınlıkların devlete olan bağlılığını arttırmak ve milliyetçiliğin etkisini azaltmak isteyeceğim. Bak güzel kardeşim bak bak bunlar var ya bu bunlar aynen ıslahat fermanına geçerli. Aynen birinci meşrutiyete geçerli. Aynen ikinci meşrutiyete geçerli. Şu neden olayı var ya bak. Anlıyor musun bak. Islahatta birinci meşrutiyette ikinci meşrutiyette de aynı mantık geçerli. Sadece şuradaki olay değişiyor. Olay değişiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden fix. Neden fix? Batı'nın iç işlerimize karışmasını engellemek. Azıtların devlete olan bağlılığını arttırmak. Bu kadar. Bitti. Bitti bitti peki hocam hocam ne var bu tanzimatta niye bunu bu kadar seviyorsunuz niye önemsiyorsunuz evet evet tanzimat fermanı hukukun devreye girdiği kanunların devreye girdiği bu bağlamda ilk kez kanun üstünlüğünün kabul edildiği bir belgedir bakın kanundan hukuktan bahsediyorsan işte burada ...anayasalcılık yoldatılan ilk adım diye ancak anabilirim tanzimat fermanlı. Ve yine bu fermanda göreceğiz ki eşitlik ön planda, eşitlik ön planda. Hadi görelim, hadi görelim. Bak, bak, bak içerik. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tanzimat fermanının içeriğini ezberlemek için ben kasmazdım aslında. Bir iki tane madde önereceğim ben sana sadece. Onun dışında bakar mısın? Bugün anayasamıza yer alan temel haklar, temel insan hakları bu fermanla literatüre girecek. Yani nedir o temel haklar? Can, mal, namus, güvenliği, adil yargılanma, özel mülkiyet öyle değil mi? Bugün vatandaşlıktan da bildiğiniz temel haklarımız zaten bunlar. Bunlar tanzimat fermanıyla literatüre yürüyecek Osmanlı'da. Neymiş onlar? Buyurun ne diyor tanzimat fermanı? Herkes namus, can, mal hakkına sahip olabilecek. Herkes adil bir vergilendirmeye tabi tutulacak. Herkes vatan görev anlayışıyla 5 yıllık askerlik yapabilecek. Hiç kimseye işkence ve angarya cezası verilmeyecek. Herkes kanun önünde eşit olacak. Mahkemeler herkese açık olacak. Herkes mal mülk sahibi olabilecek. Hiç kimseye müsaadelere uygulanmayacak. Herkes hiç kimse Herkes hiç kimse. Herkes hiç kimse. Fermanın cümlelerinin ruhunu farkında mısın arkadaşım? Müslim, gayrimüslim fark etmeksizim. Tüm vatandaşları kapsayan, ilgilendiren bir belgedir. O yüzden tanzimat fermandaki bu eşitlikçi ruhu atlamayacaksınız. Temel mantalite burada saklı. Herkes, hiç kimse. Onun dışında burada bir zahmet şu askerlik olayı. Askerlik oluyor özellikle. Askerlik temel bir evrensel kavram halinde 19. yüzyılda karşımıza çıkan vatan görevi anlayışı çıkacak karşımıza. O Fransız ihtilalle yayılan ortaya çıkan vatan görevi, vatan borcu anlayışı burada kendini hissettirecek. Vatan görevi anlayışıyla herkes 5 yıl askerlik yapacak. Bak bu müthiş bir dumping neredeyse Müslüman tebaanın özellikle çiftçilerim, çiftçilerim ömrü billah boyunca askerlik yaptığı bir ortam dışı savaş başlı savaşa gidiyor. Savaştan dönüyor çiftçilik yapıyor. Ömrü billah bu şekilde Müslüman çiftçi özellikle askeri mükel, askeri cümle sahip. Şimdi hayır diyor. Sadece çiftçi değil. Çobanda, şehirdeki esnafta bilmem kim de. Sırası gelen her Müslüman teba ki burada Müslümanlar geçerli. Gayrimüslimler yok burada. Müslüman teba 5 yıl askerlik yapacak diyor değerli kardeşlerim. Bu güzel bir dumpingtir. Tansimat fermanı güzel bir indirim yapacak askerlikle ilgili olarak arkadaşlarım. Ben özel bir madde olarak askerliğin vatan görevi, vatan borcu anlayışı haline tanzimat fermanına geldiğini hatırla istiyorum senden tamam mı? Yanında herkesin mal mülk sahibi olabilmesi, müsaadelerin tamamen kalkması demektir artık. Bu kapsamlı da özel mülkiyetin güçlenmesi demektir kardeşim. Bu konuda ikinci Mahmuz zaman anlatılan adımlar vardı eyvallah eyvallah ama noktayı koyan bir anlamda tansimat ferman olacak. Herkesin özel mülkiyet hakkına sahip olmasından dolayı. Canlar, canlar bakın bu ferman, bu ferman. Gülhane Parkı'nda tamamı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunuyor büyük törenle. Arkasından saraya geçiyoruz. Yerli ve işte ecnebi, yerli, önemli görevliler, din alimleri, papazlar falan neyse böyle bir 30-40 kişilik bir kalabalığın önünde de Padişah Efendimiz Abdülmecit Kur'an'a el basarak bu fermana ve ferman çerçevesinde yapılacak olan düzenlemelere bağlı olacağına yemin billah ediyor. Ne dediğimin farkında mısın? Bak bugüne kadar monark dediğimiz astası kesik kesik bir anlamda. Padişah Efendimiz artık ne diyor? Benim, benim de üstümde artık bir kanun var. Ben de o kanuna bağlı olarak devleti yöneteceğim bakın. İşte bu anlayışa binaen biz ne diyoruz kardeşim? Tanzimat fermanıyla İlk kez kanun üstünlüğü kabul edildi diyoruz. Hakeza, hakeza, hakeza baktığımızda, tanzimat fermanı özetlediğimizde, evet, bu çerçevede padişahın ilk var kanunla sınırlandırıldı belge, tanzimat fermanı. Kanun üstünlüğü diyorsun, bu aynı zamanda hukuk devlet anlayışıdır. Neyle çıkıyor karşımıza? Tanzimat fermanına çıkıyor. Kanun diyorsun, hukuk diyorsun. Bu ne demek? Bu anayasalcılığa geçişte ilk adım demektir kardeşim. Madde olarak askerlik maddesi. Müsaade olayına dikkat diyorum. Ve yanında lütfen şu eşitlikçi yaklaşım atlama bakın. Herkes, hiç kimse. Bu urguyla, hak bakımından Müslim, gayrimüslim eşitliğini sağlamak isteyen bir belgedir Tanzimat Fermanı. Bu eşitlik anlayışta zaten Osmanlıcılık demektir. Osmanlıcılık ülkemde, toplumda ırk, din, mezhep bilmem ne fark etmeksizin bütün vatandaşları eşit kılmak isteyen bir anlayıştır Osmanlıcılık. Milliyetçiliğe karşı tanzimat döneminde ortaya attığın bir anlayıştır. Bu anlayışı hakim kılmak işte sen yapman gereken eşitliktir, eşitliktir, eşitliktir. İşte tanzimat bunlar imkan sağlamak için yayınlanan bir belgedir kardeşim. Bir şey sormak istiyorum açtım yorumu. Padişah'ın yetkileri, padişahın yetkileri ilk kez nerede sınırlandırılmıştı? Padişahın yetkileri ilk kez nerede sınırlandırıldı? Padişah'ın yetkileri ilk kez nerede sınırlandırıldı? Cümlemizden sen söyleyin. İnşallah unursun. Senin ittifak. Süper. Peki, padişahın yetkileri ilk kez kanunla nerede sınırlandırıldı? Kanunla ilk kez nerede sınırlandırıldı? Kanunla ilk kez nerede sınırlandırıldı? Yeterim be. ay Allah ya. <laughs> oh, Ancak geldik tanzimata tamam mı? İlk kez kanunla. İlk kez kanunla. Bu ayrıma dikkat etmenizi istirham ediyorum değerli kardeşlerim. Biliyorum bakın yani bu fermanla falan can sıkmakta. Yayınlayanlar bağlamında evet Mustafa Reşit Paşa ve Abdülmecid zaten biliyoruz. Yani neden zor bir şey yok. Bakın temel mantalite hep aynı zaten. Bir tek Mısır olayına dikkat edin. İşte önemi önemi. Ferman maddesi bakımından yani tek tek ezberlemeye kalkmayın. Bakın temel hak ve özgürlükler. Mesela şunu sorsa sana Osmanlı Devleti'nde insanlık onuruna yakışmayan işkence ve Angarya cezası nerede kaldırıldı? Dese bu temel hak ve özgürlüklerden birisidir bak işkence, vangarya, cezası verilemez. Anayasal haktır bu. Şimdi bunu nerede hatırlacağım temel haklar kapsamında abi yapıştır Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı. Özel bir madde bakımından askerle ve özel mülkiyet anlaşa dikkat ettirim ben. Tek tek madde ezberlenmez. Ve şu çıkarımlar. İşte bakın bunlar çok önemli. Kanun, hukuk, kanun varsa yapıştır Tanzimat. Yoksa yapıştır senedi ittifak. Tamam mı canım? Diyorum. Buradan bir diğer belgemize bakalım hemen. 1856 Islahat Fermanı. canem Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Tanzimat Fermanı'nda ortaya konan ruh. Mantalite. Mantalite. Biraz havada kaldı. Özellikle Gayrimüslim tebanın da kapsam içerine alınmış olması Müslümanları rahatsız ediyor. O yüzden gayrimüslimler için düzenleme yapmakta zorlanacak devlet. Müslüman teba asırlar boyunca alışmış, Devletin böyle efendisi modundayız. Yönetici falan filan bizler. O yüzden böyle gayrimüslimlere eşitlikçi anlayışı hayata geçmek biraz zorladı devleti. O yüzden tanzimatın bu eksik kalan yönünü tamamlamak için ıslahat ferman yapılacak. Anlatabiliyor muyum? Tanzimatın bu eksik kalan tarafını tamamlamak için ıslahat ferman yapacağız. Kim yapacak bunu abi? Kim yapacak bunu? Evet yine Abdülmecit. Sadrazam Mehmet Ali Paşa geç tamam mı? Abdülmecit zaten biliyorsunuz. Peki neden yapacağız bunu? Bakın az önce andığımız mevzu... İçişlerimiz İş azınlıklar fix. Değişen neydi? Paris. 1856 Paris Konferansı, Paris Anlaşması'nda bizim iç işlerimize karışmasını engellemek için ben ıslahat fermanını yayınlayacağım kardeşim. Peki bu fermanda ne var? Evet. Azınlıkta azınlıklar var. Azınlıklar, gayrimüslimler var. Gayrimüslimler var. Ba, ba, ba. Bak gayrimüslimler var, gayrimüslimler var, gayrimüslimler var. Bak, 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 bak diyor ki ıslahat fermanı. Gayrimüslimler gavur, çorbacı gibi sıfatlarla aşağılanmayacak. Gavura gavur denmeyecek diyor ıslahat fermanı. Gayrimüslimler din değiştirmeye zorlanmayacak. Gayrimüslimler askerlik yapabilecek ve gayrimüslimler isterlerse nak bedel ödeme kaydıyla askerlikten muaf olabilecekler gayrimüslimler il genel meclislerinde görev alabilecekler gayrimüslimler kendi okullarını kurabilecekler gayrimüslimler devlet memuru olabilecekler gayrimüslimler adil yargılanacaklar gayrimüslimler kadar taş düşsün kafana Osmanlı iki belge arasındaki dil farkının farkında mısınız canlar? Tanzimat fermanı herkes hiç kimse modundaydı. Islahat fermanı gayrimüslimler, gayrimüslimler, gayrimüslimlerden başka bir şey demiyor. O yüzden, o yüzden bakın. Ben sana derim ki, ben sana derim ki, nasipse şu süreci kasasız biraz atlatıp İnşallah 19 Temmuz'da da erteleme gerek olmadan sınavımızı yaptığımı varsayıyorum. 19 Temmuz günü sınav salonuna gittim. Sabahın 10'unda sınav başladım çözmeye. Bir anda bir sıcak basıyor böyle havadan değil. Temmuz olduğuna aldanma sınav başladı ya bir anda Yusuf, Yusuf, Yusuf moduyla bir anda sıcak basıyor. Ortamda Soruları çözmeye başladım. Çözüyorsun tarih sorularını. Karşıda çıktı bir soru. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda gayrimüslimlere x hakkı nerede verildi? Gayrimüslimlere x hakkı nerede verildi? Bire ama en güzeli. Ama bilmiyorsan utkun tutuldu bir anda bakıyorsun soruya. Seçeneklerde ıslahat fermanı varsa yapıştı ıslahat fermanı abi. O soru boş kalmaz. Gayrimüslim diyorsa bu muhtemelen ıslahat fermandır. Tamam mı canlar? Bilginize. Ya dilin farkı nasıl? Yani gayrimüslimler burada abi. Gayrimüslimler burada anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle bir soruda Genellikle cevabımız ıslahat fermanıdır. Ha, devlet yönetimi der ise bakın bunu karıştırma. İl genel meclisi yerel meclislerdi. Devlet yönetimi der ise o zaman biraz sonra meşrutiyet diyeceğiz bakın. Onun dışında yok memur, askerlik bilmem ne, çarp, çurt abi burada yapıştır. Islahat fermanı derim ben. Muhtemelen no, soruyu yakalayacaksın. Bak hele. Daha önce söyledim ben size. Yabancılar yabancıdır. Yabancılar gayrimüslim azınlık vatandaşım değildir. Tamam mı? Yabancı diyorsa aklınıza İngiliz, Fransız, Rus bilmem ne gelecek. Tamam mı? Benim vatandaşım olan gayrimüslim vurgulanıyorsa ya azınlık der sana ya da gayrimüslim der. Islahat ferman diyor ki Yabancı vatandaşlar Osmanlı ülkesinden mülk sahibi olabilir. Toprak sahibi olabilirler. Arkasında Yahudi camia Filistin bölgesinde özellikle arka arkaya basacak para toprak alacak. Basacak para toprak olacak. Fazla değil. 100 yıl kadar geçecek abicim 1948'lerde ah diyecek Yahudiler. Ya bu Filistin bölgesi zaten bizim toplu toprağımızla biz kendi devletimizi kuracağız diyecekler 100 yıl sonra. O yüzden yabancı toprak satışı bir devleti yapılabilecek olan en büyük ihanetlerden birisidir bak. Unutmayın bunu. Türkiye Cumhuriyeti'nde de geniş topraklar ecnibilere satılmakta tarım arazileri. Yabancılara daire satın. Yabancılara yazlık satın. Bunu mahsur olmaz. Ama yabancılara dönümlerce toprak, tarım toprağı satmayın kardeşim. Satmayın. Bunu biraz kurcalayın. Bu bir devlet için, bir millet için beka meselesidir. Osmanlı bu hata yaptı. O hatanın bedelini Orta Doğu'da bir İsrail devleti olarak ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Görsünüz seveyim. Kapadım parantezi. Tarih böyle bir şey. Kusura bakmayın. Tarih böyle bir şey kardeşim. Her şey sınav değil. Her şey sınav değil. Gel şimdi ıslahat fermanına baktığımızda kardeşim. Bir toparlama bağlamına bakın. Ne diyorum? Islahat fermanının evet tanzimatın tamamlayıcısı olduğunu evet hatırlayın ya sorular kullanabiliyor bunu kardeşim tamam mı? Gayrimüslimler ön planda burada ön planda bu kapsamda bu kapsamda beklenen etkiden ziyade Müslim gayrimüslim çatışmasına neden olacak bu belge. Çünkü takılma bak takılma sınav bakımından takılma da Cidde Hicaz bölgesinde cidde olayla çıkacak ki Müslüman teba gayrimüslimlere verilen bu haklardan duyduğu rahatsızlık da isyan edecek. O yüzden bu toplumu kaynaştırma, birleştirme hayallerine maalesef hizmet etmeyecek, çatışmaya ve dağılmaya hız kazandıracak değerli arkadaşlar. Dağılmayı hızlandırmasının temel nedenlerinden birisi sınav sorusu bu. Dış baskının en yoğun olduğu belgedir bu. Niye? 1856 Paris Anlaşması'na bakın. Siyasal tarihte andık hatırlayınız. Paris Anlaşması'nda ıslahat fermanı bir madde olarak yer almaktaydı. O yüzden bir madde olarak yer almış olması Eçnebilerin, Batılarım, Osmanlı sen bu fermanı uyguladın, uygulamadın diye bizim İç işlerimize karışmasının kapısını ardına kadar açacaktır ve bununla beraber de yoğun bir baskıya maruz kalacak Osmanlı devleti. O yüzden bir soru da dış baskı vurgusu var ise bu kesinlikle kesinlikle ıslahat fermanıdır değerli kardeşlerim. Bu kapsamda bir genel bakış attığımızda ıslahat fermanı Allah aşkına. Paris konferansını hatırlıyorsunuz canım tamam mı? Ha keza ha keza gayrimüslimlerin ön planda olduğunu hatırlıyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Ben gayrimüslimlerle ilgili şu askerlik olayına biraz dikkat etmeni önerebilirim. Gayrimüslimler askerlik hakkını ıslahat fermanını alacaklar ve aynı zamanda da muafiyet de burada gelecek. Bedelli askerlik, paralı askerlikle gayrimüslimler askerlikten muaf olacaklar. Özellikle madde bil isem bu maddeyi hatırlamanı önlerebilirim kardeşim. Onun dışında gayrimüslimlerle ilgili düzenleme bakın hep burada yer alacak yine. Gayrimüslimler, gayrimüslimler, gayrimüslimler ıslahat fermanı kardeşim. Ve yarattı etki ve kısa bir özet bağlamında bu şablonda kulak dolgunluğu bilir diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Canlar, canlar. Arkasından ne diyeceğiz? Birinci meşrutiyet bakın. ilan edenler, nedenler, iddia terakki cemiyeti. Ee, özür genç Osmanlılar cemiyeti kanun esası ve bununla ilgili muhabbetleri kardeşler bir dahaki ders yapalım niye bir dahaki ders yapalım saat 9.30 oluyor 9.30'a çok az bir zaman kaldı 9.30'da Beyza hocamın vatandaşlıkla ilgili bir çalışması var Beyza Uruş Erdoğan ona bir bakmanızı önleyebilirim arkadaşlarım Meşrutiyet yine bütünsel bir konu. O yüzden Meşrutiyeti yarım bırak benim böyle arada arada bir 45-50 dakika işim var benim nihayetine tamam mı? Birinci ve ikinci meşrutiyeti bir bütün olarak bir dahaki ders konuşalım ve inşallah noktayı koyalım. Bilmiyorum derdimi ve mantığımı anlatabiliyor muyum arkadaşlarım? Tanzimatla, ıslahatla, senedi ittifakla ilgili olarak arkadaşlar. Yorum açtım. Bu kapsamda kafana takılan bir şey varsa buyur diyorum. Yoksa yarın akşam, yarın akşam, ya gün içerisinde paylaşırım ya. Yarın akşam e, şu fakirin doğum günüymüş de bu ortamda evde bir doğum günü yapabilir miyiz onu da bilemiyorum ben, bilemiyorum. Eğer ki bir etkinlik olacak olsa böyle küçük aile arasında yarın akşam sizi satarım olmazsa yarın akşamın ders yaparım. En kötü ihtimal çarşamba akşamı finish Osmanlı tarihi. <laughs> eyvallah. Eyvallah sakin o şampiyon değil mi? Evet canlar. Peki Malik, Malik, kardeşim, EABT hocan, özellikle sosyalde sınıfçılar, tarihçiler, EABT hocana bakın kardeşim, tamam mı? Güzel paylaşımlar yanma. <laughs> Malik hocam ya, kopardı beni abi. Eyvallah, eyvallah, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Ya bir durun şimdi ya, dur. Yarın benim kulaklarım çınlatmayın diye paylaştım. Bir durun arkadaşlar. Hadi ben kaçıyorum, ben mahcup oldum, ben kaçıyorum. Teşekkür ettim, teşekkür ettim. Tez zamanda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. 25 yaşına gireceğim Ece. 25 yaşındayım inşallah. Elhamdülillah. Hadi ben kaçar. Görüşürüz bakalım. Çok sağ olun. Teşekkür ettim.